Kapalı Çarşı Konak'taydı değil mi? Konak'ta. Kemeraltı. Kemeraltı'nda, özür dilerim. Kemeraltı. Kemeraltı'nda. Gelsin o görüntüler. İki gencin görüntüleri dün bizim kameralara takılmıştı. Ama bu arada hanımefendiye bir söyler misiniz? O görüntüleri bir izlesin. Dün akşam gördüğü çocuklar, o çocuklar bize bir söyleyebilir mi lütfen? Tekrar bir bağlayalım kendisini lütfen. İzlesin bir yandan, yayını takip etsin. Gelsin görüntüler ekranlara. Neden şikayetçi olmuyorsun kızım? Neden söylemiyor? Kimin yanında kalıyor? 20 gün senin yanında kalmış. Bedava sen ona ekmek su mu verdin? Şimdi bir tanesi hanımefendinin söylediği gibi beyaz tişörtlü, diğerinde de böyle eşofman takımı gibi, desenli eşofman takımı var üzerinde, pantolon, ceket gibi, eşofman takımı gibi. Hanımefendi, sizin dün akşam saat 8 civarı Buca'da bunlar mıydı, bu çocuklar mıydı? Evet. Aa, evet. O zaman Buca'da, ya bunlarla takılıyor, iki erkek de takılıyor yani. Evet. Bu kişilerle, peki diğeri hangisi şey bağıran kişiydi? Beyaz tişörtte olan mı bağırıyordu? Evet abla, beyaz ama diğeri böyle, ama çok karanlık olduğu için ben çok kıyafetimi şey yapamadım. Ama o beyazlı çocuk var ya, siyah bir şey giymiş. Evet. O çocuktu yani. Diğeri de, diğerinin kıyafeti çok belirgin çünkü. Yani altı üst böyle, onu arkadaşlar uzaktı bunu değil de. Ha, bak. O uzaktı. Ha, o uzak. Bu kalsın. Beyazlıydı. Bir dakika canım. Bu donluk kare bu kalsın arkadaşlar. Bunu istiyorum. Diğerlerini istemiyorum. Bu kare kalsın. Diğerlerine gerek yok. Bu dün biz yayın yaptığımızda bize bir ihbar gelmişti. Hatta sabah saat, dün sabah saatlerinde Kemeraltı'daki çarşıda gördüğünü söylemişti ihbar sahibi. Gitmişler bu ikisi, alışveriş yapmışlar. Fatma da onların yanında. Arkasından da Buca yakın mı bu şeye, pasaja, şeye evet, daha? Kemeraltı. Abla, kaç saattasın? Yani normal araçla gittiğin zaman 15-20 dakika falan, ama otobüsle 1 saat falan sürüyor. Ha, ama bunların aracı var mı acaba? Aracı olduğunu zannetmiyorum. Parklarda falan kaldıklarına göre otobüste falan başka bir şekilde geçtiler herhalde oraya. Yani 1 saat falan var abla. Yakın bir mesafe zaten. Bu altında siyah pantolon, üzerinde beyaz tişört olan, o Fatma'ya daha yakın, doğru mu? Evet, o bağırıyordu zaten Fatma'ya. Ne istiyor? Sizinle sohbet etmesini mi istemiyor? Fatma'ya kızgın mı? Ya da ne yapmaya çalışıyor Fatma'yla ilgili olarak? Biz yanına gitmeye başladı Fatma'ya. Oo, öyle konuşuyor Fatma'ya. Emir evet, veriyor tabii yani. Ya şimdi zaten Didem Hanım, normal bir insan gibi değiller yani. Sizin bizim gibi değiller yani. Yani o ifadeyi bastınız mı arkadaşlar? Bir kez söyleyelim Fatma'ya nasıl seslendiğini. Bastınız mı bana? Tamam, bir kez söyleyeyim ben çünkü üslubu anlasınlar diye. Gel lan buraya, gel lan buraya diye Fatma'ya bu şekilde, bu üslupla konuşuyorlarmış. Ve Fatma'ya bu baskı kuruyorlar anladığım kadarıyla, değil mi? Evet, biz bayağı mesela biz gece falan yatamadık yani. Bu nasıl bir insanlar bunlar yani, hani
Çok tuhaf insanlar Didem Hanım yani. Allah yardımcılar olsun. Aileyle Fatma, Allah sabır versin. Allah razı olsun kardeşim. Fatma tedirgin miydi? Endişeli miydi? Yoksa... Ya, çok susuyordu. Hiçbir şey demiyordu. Mesela çok küfür ediyorlardı. Aşırı bağırıyorlardı mesela. Hiçbir şekilde tepki vermiyorlardı. Mesela Fatma'nın annesine falan çok küfür ediyorlardı ama hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Benim eşim mesela onlara bağırdı. Onlar Fatma'nın annesine küfür edince benim eşim de küfür etti mesela karşı tarafa. Allah Allah, Fatma'nın annesine küfür ediyorlar yani. Sakin Ramazan Bey, sakin. Bunlar normal tipler değil. Kızın senin şu evet, anda bir bataklığa ya, girmiş. Yemin ederim var ya Didem Hanım. Sakin. Bunları var ya bunları. Sakin. Ya yemin ederim. Sakin. Sakin. Lütfen oturur musun? Sakin, yerinde duramıyor. Ramazan Bey şu anda yerinde duramıyor. Anlıyorum yani, özellikle bu görüntülerden sonra. Ama biz şu anda hanımefendiden de teyit ettik. Dün işte gelen çocuklar bu ikisi bizim canlı yayın yaptığımızda Sevda'yı görünce ve yanlarından geçerek böyle Sevda'ya manidar manidar. Ya bunların anneleri babaları yok mu Didem Hanım ya? Allah'ın aşkına bunlara nasıl bir annesi babası var bunların ya? Bunlar nasıl sokağa salıyorlar ya? Ya bunlar şu anda sokakta kalan ya da yasaklı madde ticareti yapan ya da işte ya bazı çeteler ya, olduğu nasıl iddiaları var. Nasıl bir çocuk var. Yetiştirdiniz ya? Nasıl bir anne babasınız ya? Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun size ya. Ramazan Bey. Ya hiç ya, ne bileyim ya Didem Hanım, artık vallahi. Siz de anne babasınız. Anne babalar bir yere kadar maalesef. Tamam, eyvallah, haklısınız. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. İyi misin Ramazan Bey? Ya anne, hele hiç ses soluğu çıkmıyor döneciğim ya. Tamam, döne ya. Ya benim ailem bunlara layık bir aile değil ya Didem Hanım ya. Herkes ya her şeyi... Ya bu insanlara layık bir insan değiliz biz. Ya bizim işimiz olmaz böyle insanlarla ya. Aynı oralarda takılmışlar. Alo, hatta hanımefendi çok teşekkür ediyorum. Diğer hanımefendiye teşekkür ettiğimi söyleyin lütfen. İzleyicimiz de aynı zamanda. Alo, merhabalar. Alo. Alo, merhaba. Merhabalar. Siz... Bey'i ne zaman gördünüz? Evet, dün gece gördüm. Ha, dün gece gördünüz. Aynen, yani dün gece dedim yani işte sabah, ben gece 2'de gördüm yani bu gece dediğim. Aa, sabaha doğru gördünüz yani, bu sabaha doğru. Öyle mi? Aynen, 2-2.5 gibiydi. Tek başına oturuyordu. Emin mi? Siz o saatte peki işten mi geliyordunuz? Yürüyüşe mi çıktınız? Ne yaptınız o yok, saatte? Yok, benim canım sıkkındı. Kız arkadaşıma uğramaya gelmiştim. Evet. O da uyuyakalmış. Dedim yürüyeyim biraz da sana, da sonra eve gideyim. Biraz tamam. Alkollüydüm. Hı hı. Baktım bir kız tek başına oturuyor. Tek başına. Baktı aynen. Dedim ki ablacığım, dedim ne işin var burada falan gibisinden. Ne oldu sana dedim. İki tane erkek geldi zaten direkt. Erkeğin üzerinde nasıl, ne kıyafet vardı hatırlıyor musun? Ya üstü karanlıktı fazla, değil mi? Üstünde böyle bir hırka tarzı siyah bir şey vardı. Tamam. Altta eşofmanı vardı, spor ayakkabısı falan vardı ama böyle... Çirkin kıyafetleri yoktu. Yani şey, güzel giymişti. Tamam, peki. Herhalde bu tişörtlüğü gördünüz. Akşam olunca da üzerine bir hırka falan bir şey geçirdi. Peki yok, ilk şey diyorum ben. Kızı diyorum. Ha, kız, ha, kızı. Bu arada zaten aynen beyaz tişört vardı. Üstüne yine böyle şeyler oluyor ya. Öyle bir şey. Böyle çok böyle, üçü de çok güzel giymişti yani. Kızın altında ne vardı kıyafeti? Kızın kıyafetini bir daha tarif et. Kızın altında kot vardı dediğim. Çocuk eşofmanlıydı ikisi de. Kızda tamam. Kot vardı. Ne renkli kot? Maviydi. Yani fazla dikkat etmedim aslında. İlk kızın olduğunu zaten anlamadım. Şimdi programı izlerken anladım. Hı-hı. Dedim bak, bir şey varsa ben seni ailenin yanına götüreyim ya da karakola götüreyim. Ya da istiyorsan yani, kötü durumdaysan bana da gelebilirsin. Bir abla, bir şey yardım edebileceğim bir şey var mı diye. Hı-hı. Ne dedi sana? Çocuk, hayır, kızı konuşturmadılar. Zaten çocuklar hemen geldi, kızın kolunu sıktılar. Sıktı birisi. Hadi kalk diye. Ben de bunu söyleyince, bak sevgili mi, bir şeyim mi, abim mi? Zor durumdaysan bana söyle. Hı-hı. Bana bas git kızım dedi birisi. İki erkek mi vardı? İki erkek. Aynen. Diğeri de dedi ki, hatta bebeğim, hatta istiyorsan sen gel bizle dedi. Ne dedi özür dilerim? Bebeğim, hatta istiyorsan sen gel bizle dedi. Ha, seni de beraber çağırdı. Ne teklif ettiler sana? Ya öyle istedim, sen de gel o zaman. Birisi bas git, birisi de diyor ki sen de gel bizle. Benim de üstüm açıktı. Dışarıdan geliyordum. Ben de hayırdır dedim yani, ne diyorsun sen dedim. Bu kız dedim reşit mi falan dedi. Hı hı. Sonra hadi bas git dedi. Bu kız ne gibi dedin? Kızın görüntüsü, kıyafeti iyi de kendisi nasıldı? Böyle. Kızın canı sıkıldı, gözlerinde lens vardı. Göz teması ben çok kurarım. Gözlerinde lens vardı. Hatta aynı lensi kullanıyoruz. Mavi lens mi, yeşil mi? Aynen, mavi gri.
Evet. Mavi gri, aynı lens o zaman. Saçı ne renkti? Siz de Fatma'yı görmüşsünüz. Saçı siyah doğru böyle koyu kumral, koyu kahverengi böyle ama çok koyuydu yani. Dedim bak bir şey oldu mu söyle lütfen söyle dedim. Tek sorusu ben iyiyim ben onlarla gideceğim. Hı-hı. Abla lütfen gider misin? İyiyim onlarla gideceğim dedi öyle mi? Aynen abla lütfen gider misin ben iyiyim sıkıntı yok. O kadar uğraşamam dedim. Çektim gittim. Peki teşekkürler sağ olasın ama öncesinde hanımefendi görüyor. Bir ara poliste gelip bakıyorlar yok. 2.30'da tekrar aynı yere mi geliyorlar acaba? Ama o civarda olduğu neredeyse %90, evet. 0.1'lik ihtimal bırakıyorum. İzmir'de yani kızımız. Ve iki kişiyle beraber geziyor.